Siyah Yaseminler, Havva Dicabili, Gül Dünya Yayınları. Havva Dicabili'nin Siyah Yaseminler kitabı, Pınar Ercan çevirisiyle Gül Dünya Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturuldu. Havva Dicabili, 1949 yılında Fransa'da doğdu. İlk öğretiminden sonra 12 yaşında Cezayir'e gitti ve orada konservatuara devam etti. Daha sonra Asya Di Takma ismiyle yazılar yazdı. Pek çok tiyatro oyunu ve romana imza attı. Siyah Yaseminler romanı 2001 yılında Paris'te bir mağazada bir bomba ihbarıyla başlıyor. O an mağazada alışveriş yapan kızıl saçlı, yeşil gözlü, siyah ayakkabılı, mantoları kollarında dört kadın, Muna, Samira, Hulut ve Cezayir'in gözaltına alınıp tutuklanmasıyla onların suçluluğunu kanıtlamaya çalışan rütbeli sarışın bir polis. Roman, aşktan siyasal şiddete, sömürgecilikten buna karşı direnişe, İslami hareketlerin yükselişinden Arap kültürü, kadın cinselliği ve kadın-erkek ilişkilerine kadar pek çok zorlu konuyu ele alıyor. Yazar bütün bu konuları tarih anlatısı, masallar, efsaneler gibi farklı biçimleri iç içe geçirerek şiirsel bir dille sunuyor. Şam, gri korkunç, Amman zengin ve üzgün. Marrakeş, atalardan kalma unutulmuşlukların kuru kuyusunda parçalara ayrılıyor. Keskin yaralarının üstünde biraz kireçten başka bir şey bulundurmayan Cezayir, isimsizleşen Tunus, soluğunu kaybeden Kahire, yağmalanmış, iç savaşa sürüklenmiş Bağdat, yarım bir yüzyıl hiç titremeden dünyanın geçmişinin içini boşalttılar. Bir gün kendinize yeniden şekil vermeniz gerekecek. Siperlerinizin savaşçı gölgesi ne suyu ne de ruhu koruyacak. Ey namı sonsuz Arap şehirleri! Bir düzine oyun yazan ve kendisini hikaye anlatıcısı olarak tanımlayan yazar, Siyah Yaseminler romanında gördüğü, dinlediği insanların hizmetinde onlara yer açarak kenara çekilen, onları kendi deneyiminden yola çıkarak yargılamayan çokça diyaloğa yer veriyor. Fransa'daki Cezayirli kadınların toplum tarafından yeri ve onların topluma bakışını dört kadının yaşadıkları üzerinden etraflıca kaleme alıyor. Avukatları onların serbest bırakılmalarını sağladığında Fransız yetkilileri tarafından kendilerine hiçbir özür sunulmayan dört kadın idari sebeplerle sınır dışı edilmekten kurtuldular. Ancak hayatları boyunca damgalı kalacaklardı. Çünkü anti-terör yargıcıyla karşı karşıya kalmışlardı. Ancak buna rağmen güvenmeyi, dayanışmayı öğrenmişlerdi. Cezayir, Muna ve Hulut Samira'ya annelik ediyordu. Ben de hepsine annelik ediyordum. Beşimizin birlikte yaşadığı o anlarda incir ağacına, nar ağacına, beyaz leylaklara, mimozaya, çama, lavantalara, yasemine ve Güney Fransa'nın o ufak şehrindeki harika iklime tutulduk. Daha sonra bana nefes almayı, birine güvenmeyi, yaşamayı, yeniden öğrendikleri yerin burası olduğunu söyleyeceklerdi. Güçlerine yeniden kavuştular. Pek çok ziyaretin ardından gerçeğin ayrımına varmak, içlerinden birinin yalan söylediğini, diğerlerinin bunu bildiğini, tutuklanmanın daha ilk dakikasından beri hiçbir garanti, sarsılmaz bir dayanışma, ilkeden başka bir şey olmadan tek vücut olduklarını anlamak için çok uzun zaman harcadım. Kitapla birlikte okur, bombayı o mağazaya kimin koyduğunu merak ederken dört ayrı hayatla tanışacak.